genç yaşına rağmen bunları üretebilmek delice. Bak şimdi, figürlerin dinamik hareketliliğine rağmen fondaki minimallik. İşte gençlik bu. Yani kalıplaşmış, yerleşmiş olan her şeye bir baş kaldırı. Daha iyi anlatılamazdı. Muhteşem. Başak. Hı. Şundan bahsediyoruz değil mi? Hı hı. Ay, ne yapıyorsun? Hı. Onlar bu işin bir parçası. Niye üstüne basıyorsun? Başak, ben bu... Ya elim! Talaş ama, talaş gerçekten. Lütfen. Yapma, o kadar klişesin ki. Yani eğer entelektüel kelimesini cümle içinde küçümseyerek kullanırsan gerçekten yüzeysel bir insan olacaksın, yapma. Aşk, yemin ederim ben onun şey olduğunu algılayamadım yani. Sus artık, sus. Beni yalnız bırak, sadece biraz seyretmek istiyorum, tamam mı? Sus. Onlar bir bütün. Peki bir şey soracağım. Hı. Şimdi diyelim ki biz bunu aldık. Hı. Bu talaşları süpürüp poşete mi koyacaklar? Evde ağzımıza burnumuza kaçar. Bu ne? Sus. Ben sana bir hediye almak istiyorum da o yüzden sordum. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. İnanmıyorum. Gerçekten. Pardon. Selçuk. biz bunu almak istiyoruz. Şahanesiniz. Çok genç bir ressamın Urartu kılıcım işi. Sizin de gözünüz keskinmiş. Kısa bir süre sonra çağdaş sanatın gözdesi olacağını düşünüyoruz. O ne güzel, ne güzel. Nedir peki fiyatı? 40 bin Türk lirası. Kaç bin Türk lirası? 40 bin. Şu tablo 40 bin Türk lirası. Bu kadar ucuz mu demek istiyor? bir saniye, peki bir şey soracağım. Şu talaşları at, talaşları istemiyorum. Bana sadece resmi kaç paraya vereceksin, olur mu? Espri yapıyor, ailevi problemlerinde var, az gezinelim. Şu tane çizgi 40 bin TL dedi adam ya. Ya şunlar. Başka. Böyle çok çizgi çekmiş. Çok pardon, rahatsız ediyorum sizi ama. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz bu böyle bakıp bakıp not alıyorsunuz ya. Yani siz bu kadar dikkatlice bakmasanız ben bu resimde anlaşılacak bir şey olduğunu bile anlamazdım. O kadar yani. Ciddi misiniz? Bence bu eser tek başına kendini anlatıyor. Ama bence bu eserde tek başına bir tane araba var. Araba tek boyutlu, lastikleri üç boyutlu, farları da fiyonk şeklinde. Ben başka hiçbir şey anlamadım. Anladım. Bence sizin sezgileriniz körelmiş sanırım. Bence bunu yapan adam bütün ahmakları tek tek avlıyor gerçekten. Hadi ya böyle bir manzara olsa, bir portre olsa bilmem ne, tamam. Yine tamam değil de hadi tamam diyeceğim, eyvallah. Ya bu neyse, bak şurada bir tane tablo var. Üç tane kırmızı çizgi çekmiş böyle. 40 bin lira fiyat çekler, altına da bir avuç talaş koymuş. Neymiş sen atmış da bin de yap. Bırak Allah aşkına ya. Rica ediyorum, çıkar mısınız? Bana kalsa ben zaten zil takıp oynaya oynaya çıkacağım da sevgilim içeride geziyor, mecbur bekliyorum. Rica ediyorum, gidin lütfen. Gitmiyorum. Babanın tapulu malı mı? Gitmiyorum. Bakar mısınız? Beyefendiyi dışarı alabilir miyiz? Rica ediyorum. Urartu Bey, nedir problem? Merhaba. Çok heyecanlıyım ben gerçekten. Sizin eserlerinizin hayranı oldum. Yani o minimal çizgiler ve o asi dışa vurma. Yani nasıl diyeyim böyle... Hiçbir şey demeyin. Rica ediyorum, hiçbir şey demeyin. Bana şükranlarınızı sunmak istiyorsanız buradan çıkın gidin. Lütfen, rica ediyorum. Bence çıkmayalım. Çünkü bir saniyede 10 kere çok rica ederek bir dünya rekoru kırdık. Kalalım, numune bir arkadaş, bir şeyler öğreniriz belki. Beyefendi, lütfen dışarı alalım. Ben çok özür dilerim. Yani niye böyle yaptın? Çok özür dileriz, gidelim. Başak, niye özür diliyorsun? Sanat katili. Ya Başak, ben nereden bileyim adam Urartu kılıçmış? Bir kere o kim ki ya? Adama Tarkan muamelesi yapıyorlar o kadar. Bir kere her şeyi geçim. Eğer eleştiriye açık değilsen bu işi yapmayacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani. Sen adamı eleştirmemişsin ki Bülent. Sen gitmişsin adama demişsin ki farlarınız fiyonk şeklinde. Allah'ım sen bunu nasıl yaptın ya? Başak, adamın farları fiyonk şeklindeydi çünkü. Ben ne yapayım? Tamam, gelmeyiz, bir daha olur biter ya. Sen gitmezsin. Sanatseverler bizim gibiler için mail gruplarına neler diyorlar biliyor musun sen ya? Bir daha beni hiçbir açılışa, sergiye, davete çağırmayacaklar. Ağlamak istiyorum artık. Ne diyorlar Başak? Açılın Hanzolar, 5 dakika sanat yapamayacak mıyız mı diyorlar? Sus, sus! Bana öyle insanlık ayıbı yapmışım gibi bir şey yapma ya.
Ayrıca sanat toplum içindir. Toplumun içindeki sevenleri, ilişkileri ayırmak için değil. Tamam, neyse, tamam. Tamam, sen de bir gün eskrimden anlamazsın, ödeşiriz yani. Sen eskrim mi biliyorsun? Sen eskrim mi yapıyorsun diye daha önce söylemedin. Ya Başak, goy goy yapıyorsun. Niye her şeyi atlıyorsun hemen ya? Ben ne anlarım eskrimden? Aa, ilginç bir şey duymaya ver hemen. Dur. Sakin. Başak.